Hıncı başlığını attık. Mekan hıncı deyince ne anlayacağız? İlk önce bir ondan da bahsedelim. Gerçekten şey hınç aslında çok açık ve net. Yani siz de ifade edeceksiniz biraz sonra. Bu mekanlara karşı düşmanlık nereden geliyor gerçekten? Neden bu ranta yani ne diyelim peşkeş çekiliyor? Aslında bunları konuşacağız herhalde diye düşünüyorum. Buyurun söz sizde. Buyurun. Aslında mekan hıncı iktidarların hani mekana politik olarak müdahale etme süreçlerinin ifadesi. Yani her iktidar aslında yapılı çevreye mekanın kendisine müdahale ederek kendi ideolojisini mekanda iz bırakmak istiyor. Dolayısıyla işte Hitler döneminde de bu oldu biliyorsunuz devasa stadyumlar yaptılar. Büyük işte o faşizmin sembol simge Çok doğru. mekanlarını inşa ettiler. Buradaki yaklaşım aslında Atatürk Orman Çiftliği üzerinden ifade ettiğimiz bir şeydi mekan hıncı diye. Ama Cumhuriyet dönemi eserlerine yönelik bir düşmanlık besleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Özellikle son 25 yıldır yerel yönetimlerle ve iktidarlarla birlikte. Aslında Cumhuriyet döneminin ortaya çıkarttığı bütün o mekanlara, kamusal alanlara, işte fabrikalara bir hatırlayın onları. İşte şeker fabrikasının satışı, uçak fabrikasının satışı bunlar bir taraftan sistemin kendisini ortadan kaldırmaya yönelik, bir taraftan da aslında onun yarattığı mekansallığı ortadan kaldırmaya yönelik. Bu açıdan mesela fabrikalar çok önemli. Özellikle Cumhuriyet döneminde yapılan bütün fabrikalar sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir paylaşım alanı, bir öğrenme alanı. Üniversite gibi yani hangi kente yapılırsa yapılsın fabrikanın işte sosyal tesisleri, misafirhanesi, sineması, tiyatro salonu, konser salonu, balo salonu, spor tesisleri, hatta spor kulüpleri, lokantaları, bu yeşil alanları ve piknik alanları ile birlikte fabrikalar aslında o yapıldığı kentin sosyal ve kültürel buluşma alanı haline gelmişti. Bu Cumhuriyet döneminin en önemli üretim mekanlarının aslında karşılığı idi. Yani mekansal karşılığı idi fabrikalar. Fabrika dediğinizde sadece işte şeker üretmiyordu mesela şeker fabrikası. Orada çağdaş bir yaşam üretiyordu. Modern bir yaşantıyı üretiyordu. Şimdi iktidarlar gelince ne yaptı? İlk işte bu şeker fabrikalarını sattı. Yine Atatürk Orman Çiftliği'ndeki o büyük talanı yaşattı. Yine Cumhuriyet dönemi eserlerine bakıyorsunuz. Mesela Etibank binasını yıktılar. Ankara'da su süzgeci binasını yıktılar. Yine Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden bir tanesiydi. İller Bankası binasını yıktılar. Saraçoğlu Bankacıoğlu'yu Mahallesi'ni de değinebiliriz değil mi? Yani. yıkmaya çalışıyorlar. Aslında mekan hıncı dediğimiz şey var olan ideolojisini, o mekanı yaratan ideolojiyi değiştiremiyorsa, onu geçemiyorsa daha doğrusu, onun bir üst level'ına çıkartacak politikaları ortaya koymamışsa o rejime karşı düşmanlığını mekanlardan çıkartıyor. Bugün iktidarın Cumhuriyet dönemi eserlerine, kamusal alanlarına saldırmasının arkasında yatan neden bu. Yani burada bir bina yapıyorsunuz. O binanın ömrü işte 100 yıl, 200 yıl, 300 yıla kadar gidebiliyor eğer çok sağlam bir bina yaptığınızda. O demektir ki sizin yaptığınız eserin aslında gelecek kuşaklara aktarılması sürecinde çok önemli bir tanıklığı var. Yani bellek mekan dediğimiz mekan bunlar. İşte Ankara'da Ulus bölgesinde, bakanlıklar bölgesinde Cumhuriyet döneminin çok fazlaca eserleri var. Ama bu eserleri bile açığa çıkartacak bir politika yok mesela. Mekana karşı bir düşmanlık beslediği için hıncını mekandan çıkartıyor aslında. Bizim alanımızda işte yıkımların yoğun olduğu, işte talanın özelleştirmelerin yoğun olduğu bir şeyi gündeme getirdiğimizde de bu mekan hıncı açığa çıkıyor. Bugün yine kamuoyuyla paylaştığımız TCDD Ankara Gar Yerleşkesi. Ankara Gar Yerleşkesi Ankara'nın Cumhuriyet'e açılan kapısı aslında. Gardan indiğiniz andan itibaren o meydan işte Cumhuriyet'e meydanı ve Ulus'a kadar gidiyor. Ve sonrasında da o Cumhuriyet'in bütün temsil mekanlarını karşılıyor.
İşte yanında Mimar Kemalettin'in ikinci bölge binası var, Atatürk'ün kullandığı müze var, gar lokantası var. Şimdi bunu 2018 yılında gar yerleşkesini ikiye böldüler ve yarısını Medipol'le verdiler. Biliyorsunuz Medipol Fahrettin Koca'nın işte kurucusu, sahibi. Medipol'ün Ankara Üniversitesi kırıldı. Ankara Medipol Üniversitesi diye. Dolayısıyla bu alanı da özel üniversite alanı yaparak Ankara Medipol Üniversitesi'ne vermiş oldular. Burada hem özel üniversite yapacak hem de sağlık tesisi yapılacak. Neyi yapıyor mesela? Cumhuriyet'in çok önemli birikimini, mekanlarını işte sağlık alanında hem üniversite hem hastaneye dönüştürmeye çalışıyor. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz işte bölgedeki bütün hastaneleri kapatıyor, şehir hastanesi açıyor ve kendisini tekel haline getirmeye çalışıyor. Bir taraftan da Cumhuriyet döneminin mekanlarının belleklerini yok etmeye çalışıyor. Gar ve yerleşkesi hepimiz açısından çok kıymetli ve değerli. Lojmanlarıyla birlikte, sosyal tesisleriyle birlikte yarısını alarak hani bir üniversiteye verilmesi de aslında o mekanın belleğini ve kamusal kullanımını ortadan kaldırıyor. Bizim açtığımız davada aslında bu özel üniversite ve özel hastaneyle ilgili plan davasında önce yargı reddetti böyle bir planı, dava açamazsınız diye. Biz de bir üst mahkemeye taşıdık, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne. Tabii aradan geçti işte 4 yıl diyeceksiniz. 4 yıl sonra bugün işte kamuoyuyla paylaştık. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi'nin verdiği davanın reddi kararını kaldırdı ve davayı esastan inceleyerek Ankara Garı'ndaki yerleşkenin yarısının bölünerek özel üniversite ve özel hastane yapılmasına iptal etti planı. Ve gerekçeleri de aslında tam da neredeyse bizim savunduğumuz gerekçeleri hepsini içeriyordu. Gerekçelerinden bir tanesi burasının tarihi bir mekan olduğu, işte Atatürk'ün orada geldiği, müzeyi kullandığı ve buranın aslında simge bir mekan olduğu ve orada yapılacak tek planlamanın da onu korumak olduğunu yazmış çok açık bir şekilde. Yine yüksek hızlı tren için yaptıkları istasyonu bahane ederek burada bir planlama yapıyor olmanız yeterli derecede bunu kabul etmemiş. Bu doğru bir şey değil. Ulaşımı zaten çok yoğun hale getirdi diye. Hatta şehir hastanelerinin gerekçelerine baktığında da neden kent merkezinde hastane yapıyorsunuz diyor. Bir taraftan da yine Cumhuriyet'in çok önemli değerlerinden olan Ego hangarları yıkıldı ve yerine devasa Merkez Ankara projesi yapıldı. Tam istasyonun sağında, Büyükşehir Belediyesi'nin yanında yer alan orasıyla birlikte de değerlendirdiğinde müthiş bir kenti kitleyecek bir ulaşım sorunu yaratacaksınız diyor. İnceleme yapmamışsınız diyor, araştırma yapmamışsınız diyor, analiz yapmamışsınız diyor. Sorunları nasıl çözeceğinize dair bir fikriniz yok diyor. Orada diyor Ankara Garı'nın orada tescilli kültür varlıkları var diyor. Bu tescilli kültür varlıklarının koruma ilkelerini belirlememişsiniz. Nasıl korunacağına dair fikir ortaya koymamışsınız diyor. Yani özetle yargı diyor ki siz bu işi bilmiyorsunuz ve dolayısıyla burada bir plan yapmaya çalışıyorsunuz deyip aslında iptal etti. Şimdi bir tarafta mekan hıncı açısından baktığımızda Cumhuriyet döneminin çok önemli bir alanında Cumhuriyet'in yarattığı bir değeri, o değerin bellekli hafızalarımızdaki yerini yok ediyor. Yani yok etmeye çalışıyor. Bir özel üniversiteye veriyor ve hastane yapıyor. Ancak paranız olursa gidip kullanabileceksiniz. Paranız olunca gidip okuyabileceksiniz. Şimdi kamusal bir alanı özelleştiriyor. Dolayısıyla bir taraftan koruması gereken kişiler, bakanlar, işte cumhurbaşkanı, milletvekilleri neyse, bunlar o garı koruması gerekirken garı ikiye bölüyor ve yarısını işte Sağlık Bakanı'nın sahip olduğu Medipol Üniversitesi'ne veriyor. Şimdi bu hınç değil de ne diyebiliriz? Valla çok açık bir şekilde aslında Cumhuriyet'in kurduğu, yani aslında bana şeyi hatırlattınız, Mustafa Kemal Atatürk döneminde özellikle Nazi Almanya'sından kaçan profesörlerin
Yani mimarların, işte yazarların gelip de Türkiye'nin bu Cumhuriyet'in sürecindeki katkılarını, eski dönemdeki Maarif Bakanlığı denilen Milliyetin Bakanlığı dönemini hatırlattınız. Tabii bunlara bir düşmanlık var, bir hınç var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten çok önemli bir konu bu. Bu hınç değil de nedir? Doğru söylüyorsunuz. Buyurun. Şimdi diğer taraftan aslında Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yine Ankara Çimento Fabrikası var biliyorsunuz. Ankara Çimento Fabrikası'nın 750 bin metrekare üzerine oturmuş. Hatta 1926 yılında kuruluyor ve Mustafa Kemal Atatürk, o zaman tabii Atatürk Orman Çiftliği onun şahsi mal varlığı, henüz halkına emanet etmemiş. Ankara Çimento Fabrikası yapılsın diye şahsi mal varlığından çimento fabrikası kurulması için alan veriyor. Çünkü Cumhuriyet'in başkenti işte yeniden inşa ediliyor, kuruluyor, işte binalar yapıyor, çimentoya ihtiyaç var. Dolayısıyla bu çimentoyu dışarıdan almayalım, kendimiz üretelim diye çimento fabrikası kuruyor ve Türkiye'nin ilk çimento fabrikası, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki fabrika, Cumhuriyet'in ilk kurduğu çimento fabrikası. Bu çimento fabrikası çok uzun yıllar aslında çimentosunu üretiyor. Ve 1989 yılında, biliyorsunuz 12 Eylül 1980'den sonra neoliberal politikalara girdik. Bütün kamu iktisadi teşebbüslerinin hepsi, kitlerin hepsi özelleştirildiği için, bu arada çimento fabrikası da, bir kit çitosan üzerinden yürüyen çimento fabrikası da 1989 yılında özelleştiriliyor. Daha özelleştirme kanunu kapsamlı bir şekilde çıkmamış. 1994'te çıkmış. İşte kanun hükmünde kararnamelerle kitlerin kullanımına dair verilen kararlarla özelleştiriliyor. Bu arada tabii özelleştirilirken, şimdi tekrar bugünden baktığınızda onu görebiliyorsunuz. Özelleştirilirken Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin bir şöyle özgünlüğü var. Kendi kanunu var. 56-59, 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği kanunu var ve onun 10. maddesi der ki AOÇ toprakları devlet malıdır. Yani onun işte ona yönelik bir zarar devlete karşı suçlar çerçevesinde ele alınır diye. Ve Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde konut, ticaret yapılamaz. Yani diye Devlete bir karşı o suçlar dediğiniz, ifade ettiğiniz, yani şimdi suç işlemiyorlar mı yani Tezcan Hanım? Bu kadar net. suç işliyorlar. İşte söylemeye çalışıyorum. Özelleştiriyorlar 89'da. Ondan sonra da bir Fransız firma alıyor. Üstelik Atatürk Orman Çiftliği'ni, bakın, bir Fransız firma alıyor. Sonrasında da 2011 yılında Limak Holding'e geçiyor bu çimento fabrikası. Çimento fabrikası Limak'a geçtikten sonra Limak da çimento fabrikasını kullanmaya başlıyor. Sonra Limak Holding işte Ankara'nın çeperlerinde, Polatlı'ya yakın bir yerde yeniden bir çimento fabrikası kuruyor. Peki Atatürk Orman Çiftliği alanlarındaki işte 588.287 metrekarelik çimento fabrikası alanı ne olacak? Orada üretimi durduruyor. Bunun üzerine Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Liman ortak yaklaşımı, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 470 bin metrekarelik bir inşaat öngörüyorlar. İşte %75'i konut olan, AVM olacak, kongre salonu, tiyatro salonu, spor salonu, iş camisi, kreşi, anaokulu, eğitim yapıları falan, tam 588 bin metrekarelik bir alanda 470 bin metrekarelik inşaat öngörüyor. Ya yani Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde böyle bir konut ve ticaret yapılamaz. Zaten 1954 yılında Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bu şeyin Büyükşehir Belediyesi'ne çimento fabrikası yapılsın, zaten yapılmış olan çimento fabrikasının ve lojmanlarının tahsisi yapılıyor. Şimdi burada yine Atatürk Orman Çiftliği üzerinden baktığımızda buraya bir çivi bile çakamayacağınız bir yerde. Hatta koruma amaçlı imar planlarında bu alanın, çimento fabrikası yapılan alanın Atatürk Orman Çiftliği'ne katılması gibi bir yaklaşım varken, buraya rezidanslar yapıyor. Kendi çiftliğini yaratmaya çalışıyor Limak Holding. Bunu da yargıya taşıdık. Bu da aslında mekana karşı işlenen suçlardan bir tanesi. Aynı zamanda
yani çimento fabrikasını yıkarak aslında bunu yapmaya çalışıyor. Hem Atatürk Orman Çiftliği arazisini yapıyor hem de çimento fabrikasını yıkıyor. Oysa gelişmiş ülkelerde bu tür endüstri mirasları korunuyor ve müzeye dönüştürülüyor. Maalesef böyle bir bakış açısı da yok. Çünkü biz bunu hava gazı fabrikasından görüyoruz. O da 1928 yılında yine Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerinden bir tanesi. Gözümüzün içine baka baka yıktılar mesela Melik Gökçek döneminde. Oysa bir dolu ülkede yani hava gazı fabrikalarının hepsi korunuyor. Mesela yine şöyle bir örnek verebilirim. Türkiye'deki Cumhuriyet'in ilk hava gazı fabrikası Ankara'daki kurulan hava gazı fabrikasıdır. Osmanlı döneminden gelen hava gazı fabrikalarının hepsi korunuyor, restore ediliyor, müzeye dönüştürülüyor ama Cumhuriyet döneminde yapılmış hava gazı fabrikası yıkılıyor. Bu Bunu kadar anlamak düşmanlık. mümkün değil yani. Bu işte mekan. Anlaşılıyor. Aslında anlaşılıyor Tezcan Hanım. Yani bunun adı düşmanlık. Bunun adı değerlerimize sahip çıkamamak. Açık açık da